Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa'da yarına hoş geldiniz. Endekste bugün gün boyu pozitif seyir vardı ve endeksteki seyir 7700 lira kadar dayandı arkadaşlar. %2'ye yakın bir primlenme söz konusu. Tahtalarda da yine aynı primi gördük. Yurt dışı piyasalardaki tepki hareketi devam ediyor. 4300 lira kadar geldik. 4300-4350 e, S&P'de bir direnç olarak çalışabilir. Ons altında son günlerde bir çıkış vardı. Önce onu söyleyelim. Fakat daha sonraki süreçte ise bir düzeltme söz konusu olur diye bir beklentimiz var arkadaşlar. Yani bir 2000'leri geçemeyen bir ons altını 1950, 1930'lara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu da gram altında bir realizasyonu gündeme getirebilir. Şu anda tepeden itibaren yaklaşık %2-2.5'luk bir geri çekilme oldu. Ons gümüşte de yine benzer düzeltmeler var. Bugün %1'lik bir geri çekimi var. Bitcoin'de de 31 32 lere doğru bir geri çekimi bekliyoruz. Daha sonradan 40 seviyelerin görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Petrolde yatay bant hareketleri var. VIX endeksinde bir durulma söz konusu. Arjantin piyasası ciddi bir düşüş kaydetmişti birkaç gündür. Yine dün ve bugün ise pozitif bir toparlanma içerisinde. Gram altın 1800'lerde ve biraz da altını görebilir fonlarda altın ve gümüş fonlarında da bir rahatlama bir gevşeme söz konusu bir süre bu bölgede yatay kalması beklenir arkadaşlar. Şu anda tahtalara bakıldığında gün içerisinde yüzde iki üçlük dörtlük bir primlenme söz konusu. Genelde tahtaların tamamında pozitiflik var. Buradaki dikkat çekici nokta şu arkadaşlar gün içerisinde özellikle tahta bazlı hareketlerle tahta değişimleriyle çok daha güzel primler elde edilebiliyor. Yani 5-6 tahta belirlenip bazı tahtalar %3 yaparken diğerleri %1'de hatta yatay kalıyor. Sonra o %3'lük tahta %1 artıya gerilerken o diğer %1'lik tahta ise %3'e çıkıyor. Yani gün içerisinde 3-4 tahtada da e, aynen bu şekilde hareketler yapılarak endeks sadece %1-2 gitse bile sizin portföyünüz %5-6 artabilir arkadaşlar ki e, bu bizzat tecrübeyle sabit onu belirtelim. Şimdi e, piyasamıza bir bakalım piyasada ne görürüz diye bu biz yüzün grafiği çok güzel bir hareket geldi arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle şunu belirteyim. Bu 4 saatlik bir grafik. Bakın ben bunu 5 dakikalı aldığımda veya saatlik olarak bakalım. Şu bölgede WhatsApp grubumuza arkadaşlar bu yapının sahte bir yapı olduğu yani saat gibi görünen yapının e, dün için konuşuyorum. E, sahte olduğu ve şu bölgenin tamamının mal toplanması gerektiğiyle ilgili değerlendirmemizi arkadaşlarımız iletmiştik. Özellikle 5 dakikalık grafiklerde tam şu saatlik mumda buradan artık bol kazançlar dediğimiz noktadır. Ve ciddi bir tepkide geldi. Bugün de gün boyu yatay kaldı. Bir, bir, bir miktar yine pozitiflik, %2'lik bir gepli açılıştan sonra hareketi zorladı. 7700 lira doğru. Ancak orayı geçemedi. Şimdi orayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Burada dikkat çeken birkaç nokta var. Direnç noktalarından bahsedeyim. bakın şu, şu bölge bir direnç arkadaşlar. Onay bölgesi aynı zamanda. Bir de şöyle bir hat var. Yani şu hattın olduğu bölgeye doğru gitme çabası olacaktır. 8000'li seviyeler. Bir de düşen hat var. Düşen hat da yine 8000'li bölgelerden geçiyor. Şu bölgelerden geçiyor arkadaşlar düşen hatta. Yani buralar direnç olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle dikkat edeceğimiz nokta bu. Yani şu kısımda da bir ufak bir direnç olsa da yukarı bölgenin 8000'li seviyelerin görünme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben yanında pozitif bir seyirle karşılaşabiliriz. Destek noktaları Takip edeceğimiz noktalar belli arkadaşlar. Şu özellikle 7600 ve altında da 7500 önemli destek noktaları var. 7500 kırılmadığı sürece piyasanın yönünü yukarı takip etmek gerekir. 7500 kırılırsa tekrar negatif tabloya döneriz. Burası önemli bir destek hattı. Eğer böyle bir geri çekilme olursa da burayı yine topluma şeklinde değerlendirmek gerekir. Biz yaklaşık işte dünkü tepkide özellikle şu bölgede %80 mala girmeye uygun gördük arkadaşlar. Burada da tepkinin devamını e, izliyoruz ve hemen satmak yerine e, malları e, taşıyabildiğimiz ölçüde taşıyıp e, bazı ciddi primlenen tahtalar olursa onlarda realize olmak e, gerekir. Sonra çıkmayanlara doğru bir değişim söz konusu olabilir. Dolayısıyla izleyeceğiniz tahtalar model portföyünüz bence çok çok önemli. Burada yan tahtaların da taban oluşup oluşturmadıklarına bakmak gerekir. Yani bu süreçte Düşüş trendi henüz bitmemişken ve piyasa e, tam olarak e, yatay banttan çıkmamışken e, yan tahtlarda, hatta çöp tahtlarında düşüş süreçleri devam edebilir arkadaşlar. Yani bu hareketlerin bir kısmının sınırlı kalıp kalma ihtimali olduğunu e, belirtelim. E, ancak primlenmemiş uzun zamandır yatay kalan endeksin e, gerisinde e, kalmış. E, birkaç yıllık ortalama getirisi endeksin gerisinde olan e, ve ederi olan, gerçekten değerli olan tahtalarda ise bir prim potansiyeli oluştuğunu bunların orta ve uzun vade için pozitif fiyatlamalarla karşılaşacağını ve endeks üzerindeki etkileri nedeniyle de büyük oyuncuların bunlarda pozisyon alacağını düşünüyorum. Endeks 3 dolar civarındayken endeksin yabancıların oyuna giriş yerlerinin 2,5 dolar civarında olacağını analiz etmiştik. Dolayısıyla buradaki düşüş itibariyle de endeks yaklaşık 2,5 dolarları gördü. 2,5-2,60 seviyesinin, 2,40-2,60 seviyesinin Yabancıların oyuna giriş yerleri ve tepkilerin oluşacağı yer olarak bakıyorum. Ki öyle de şu an için oldu arkadaşlar. Bu %7'lik düşüşten sonra endeks aşağı bölgelerde sınadı bir güç toplama çabası içerisinde oldu. Ve şimdi şu özellikle bu bölge 8. Bin bölge en kuvvetli direnç olacaktır ve hedef olarak da takip edilecek yer. Burada tekrar söylüyorum özellikle doğru tahtaların seçilmesi Orta uzun vadeli portföy açısından çok daha sağlıklı olacaktır. Burada katla, katlamalı gidecek olan e, tahtaların olması mümkün. Hatta bazı tahtaların birkaç kat e, çıkacağı ve trendine girdikten sonra da e, hızla yollarına devam edeceklerini düşünüyorum ben. Geri çekilmeler sınırlı olup il, tahta bazlı konuşuyorum. E, i̇leriye doğru ise daha uzun adımlarla yol aç, e, atacaklardır. Şu süreçte bütün tahtaların e, yeşil görsekte her biri aynı hızda gitmeyecektir arkadaşlar. Onu belirtelim. Tahtaların seçiminde özellikle seçici olmakta ve gerekirse gün içerisinde ya da haftalık periyotlarda tahta değişiminde ya da en azından ağırlığını azaltmada fayda var. Şu anda biz genel anlamda model portföy içerisinde belirlenen tahtaların toplanması ve devamı genel sepet açısından da altını %20 altın ve nakit enstrümanları %20 ile sınırlandırıp hisse senedi ise %80 ağırlıklı olarak gitmenin uygun olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu bölge bizim dip bölgesiydi ve portföylerde dönüşle beraber zirve yapmış oldu. Düşerken de aslında bizim genel anlamda değerlendirmelerimizi uyan arkadaşlar altında %15. Hisselerde de şuradaki tepkileri alarak yaklaşık %5 kazandılar ve portföylerinde yaklaşık %20'lik bir büyüme olması beklenir. Bu süreçte de yine vadeli piyasadaki short long meselesini karıştırmadan bu süreçte de yine portföyler artık endeksin tepmesiyle beraber yeni zirve dip bölgelerden oyuna girip yeni zirve yapar durumda. Stopsuz doğru tahtalarda doğru şekilde doğru yerlerde pozisyona girerek pozisyonu devam ettirmek bizim açımızda bir başarı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Genel olarak yorumlarım bu şekilde. Yani endeksin yatay banttan, yatay bantta orta uzun vadede yatay bantta yani şu birkaç aylık süre içerisinde devam ettiği dip bölgeyi sınadıktan sonra 7400'ü dip şimdilik kısa vade dip yaptıktan sonra tepki hareketinin 7600, 7800 ve 8000 seviyesinin direnç olarak e, hedeflediği buralara doğru giden hareketlerde, özellikle 8.000 bölgesinin önemli bir direnç oldu ve belki bir realizasyon noktası olarak takip edileceği e, yarın ve önümüzdeki haftanın da belli günlerinde pozitif seyirlerin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, bizim analizlerimizi merak eden arkadaşlarımız, model potayı merak eden arkadaşlarımız, gümüş e, ve altın üyesi olarak analiz modelinin temel dinamiklerini anlattığımız zoom üzerinden verdiğimiz tahta analizde yaptığımız günlük piyasaların seyrini değerlendirdiğimiz derslerimize katılabilir arkadaşlar. Gümüş ve altın üyesi olan arkadaşlar psikolojizakademi.gmail.com'a iletişim bilgilerini yollayarak gruba derse katılabilir. Aynı zamanda gün içerisindeki WhatsApp mesajlarından da anlık fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmelerimizi izleyebilirler arkadaşlar. Ayrıca vadeli piyasalarda işlem yapan kişilerin yeni açmış olduğumuz kursta e, videoların altına linkini atıyorum. İndirimli olarak videomuzda da atmış olduğumuz kursları indirimli olarak kursları indirimli olarak e, izleyebilirler. E, özellikle vadeli piyasalarda işlem yapan kişileri profesyoneller için hazırlamış olduğum 3. basamak kursu mutlaka izlemelerini öneririm arkadaşlar. E, gün içerisindeki e, trade'lerde yol gösterici olacağını ve algoritmaların nasıl çalıştığını hangi bölgelerden realizasyonla ve dirençle karşılaştığını, katlama fiyatlarının ne olduğunu, rotalarını e, yönlerini belirlemen açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi edilir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.